Bodrum'da bulunan iki katlı beyaz renge boyalı evler her zaman çevresindeki begonvil çiçekleri ve mimari dokusuyla farklı, güzel ve herkesi etkileyen bir görüntü oluşturmuştur. 1974 yılındaki imar planlarına göre iki katlı yapılan ve beyaz renge boyanan Bodrum evleri, begonvil çiçekleriyle kaplı çevresi, mavi boyalı kapı ve pencereleriyle göz kamaştırıyor. Evler ilçeye gelen turistlerin de ilgisini çekiyor. İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum temsilcisi Şahabettin Doğan yaptığı açıklamada, plan notlarına göre binalarda çatıya izin verilmediğini ve eski binaların korunduğunu söyledi. Pencerelerin büyüklüklerine de geçmiş dönemde standartlar getirildiğini anlatan Doğan, yıllar içinde teknolojinin gelişmesi ve yeni yapılan pencere çeşitliliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte pencere yapıları da değişti dedi. 1974 yılında yapılan bir imar planında, plan notlarında genel yapısı şekilleniyor. İki katlı olacak, 6-50 yükseklikte binalar. O dönemde çatıya izin verilmiyor. Bir tek eski binalarda mevcut olanlar korunuyor. Pencere ebatları 1 metrekare standartı getiriliyor. Yani 90'a 1.20 ebatlarında. Onun dışında tabii taş olan evler, yöresel taşlarla yapılan evler yine geçerli. 50 santim kalınlığında olacak. Hatta o dönemde imarda halen de gerçek var o. 50 santim kalınlığın 25 santimlik kısmı metrekareye giriyordu. Diğeri hariçte tutuyordu. Tabii yıllar geçtikçe bu birazcık aşıldı. Teknolojinin gelişmesinde tabii bunda faydası var. Yani çok güzel manzaralı bir eviniz var ve manzaraya bakan yerdeki pencereler işte birer metrekare. Bu ısı cam, işte yeni çıkan cam teknolojileri, izolasyonun o sanayinin çok gelişmesi, binaların artık kışın soğuktan, yazın sıcaktan daha korunaklı hale gelmesiyle bir cam ebatlarında bir var, değişiklik var tabii yıllar içerisinde. Yeşilin içindeki beyaz boyalı evlerin begonvil çiçekleriyle çok güzel bir görüntü oluşturduğunu ve geçmiş dönemde yapılan ve bugüne kadar gelen Bodrum evlerinde kapıların ve pencerelerin çivit mavisi renge boyandığını ifade eden Doğan, bu güzel görüntü bugün kartpostallarda da yer alıyor. Kapı ve pencerelerin neden mavi renge boyandığını yaşlılarımıza sorduğumuzda bize akrep mavi rengi su zanneder, kapı ve pencereden içeriye girmez derlerdi. Yani Bodrum evlerinin mimari değeri kadar böyle bir özelliği de var diye konuştu. Eski taş evlerde gördüğümüz, hatta kartpostallarda bile halen vardır. Pencere ve kapıların etraflarını çivit mavisi renge boyarlardı. O da yaşlı insanlara sorduğumuzda akrep özellikle onu su zannedip yaklaşmazmış. Dolayısıyla içeriye girmezmiş. Evet, yani o çivit mavisi rengi mimari bir değerinin olduğu kadar böyle de bir fonksiyonu da var. Bu yapıların bazı Yunan adalarında da görüldüğüne işaret eden Doğan, genelde bu güzel evlerin değerlerinin korunduğuna inanıyorum. Bu mimari yapıyı aşırı derecede zedeleyecek yapılaşma gerçekleşmez. Lokal olarak bazı yerler var. Duyuyoruz ama süreç içinde onlar da kendilerini Bodrum mimarisine çeviriyor dedi. Evlerin çatı parapetlerinin köşelerinde kulaklar yapılırdı. Eskiden çok daha sık vardı. Onların da işte kalenin burçlarıyla irtibatlandırıldı mimari değer olarak. Şimdi tabii yine hem mimar sayısındaki artış hem dışarıdan daha fazla yatırımcının gelmesi ve onların isteklerinin biraz daha çeşitlenmiş olmasıyla eski klasik böyle Bodrum evi dediğimiz şeyler son dönemlerde azaldı. Daha değişik yapılar, daha değişik mimariler çıktı. Bodrum evlerinin beyaz renge boyanmasının avantajları, dezavantajları var mı? Yani avantajı var tabii. Isı anlamında bir kere avantajı var. Mimari değer anlamında avantajı var. Beyaz, her şeyin beyazı diyoruz. Her şeyin aklanmışı diyoruz, temizi diyoruz. O anlamda var. Yeşil dokunun içerisinde o beyaz renk
kendisini çok daha net gösteriyor. Bir de böyle begonvile de süslediğiniz zaman çok daha hoş mimari değerler çıkıyor. Bu mimari doku daha nerelerde var başka? Türkiye genelinde yok herhalde. Yunan adalarında falan var mı? Yunan adalarında bildiğim kadarıyla var, evet. Türkiye'de ben rastlamadım. Belki de yıllar önce buraya gelmemize sebep olan şeylerden bir tanesiydi. O değişiklik, o güzellik.